Kabul ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. AKP ve MHP'nin tam mutabakatla hazırladığı ittifak teklifi için meclisin mesaisi 27 Şubat Salı günü başlıyor. İlk görüşmeler Meclis Anayasa Komisyonu'nda olacak. Birincisi, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, milletvekili seçimi kanunu, mahalli idareler seçimi kanunu ve siyasi partiler kanununda da değişiklikler var. Kirli ittifakın kirli uyum yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Kanun değişikliklerinin 2019'un Mart ayındaki yerel seçimlerde uygulanabilmesi için Mart 2018'in sonuna kadar bu düzenlemelerin yasalaşması gerekiyor. 4 kanunda değişiklik içeriyor. Komisyon görüşmelerinde CHP'nin teklif maddelerinde değişim yapılması için çok sayıda önerge vermesi bekleniyor. CHP'nin hukukçu kurmayları Anayasa Komisyonu'nda bir alt komisyon kurup teklifin önce orada ele alınmasını savunuyor. 26 maddelik teklif, siyasi partilerin seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hükmün kaldırılmasını içeriyor. 16 Nisan referandumunda tartışmalara konu olan mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesine ilişkin teklifte düzenlemede yer aldı. Buna göre üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve amblemi bulunan oylar geçerli sayılacak. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Bu referandumun böylesine şaibeli bir şekilde sonuçlandırılması kabul edilemez. Teklife göre ittifak yapan partilerin aldıkları oyların toplamının %10'u geçmesi halinde bu partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. İttifak yapacak partiler seçim sürecinin başlamasının ardından 7 gün içinde bir protokol metniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunacak. Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak ünvanı yazılacak. İttifakın ünvanı belirlenmemişse oy pusulasında yalnızca ittifak ibaresi yer alacak. Teklifte yerel seçimlere ilişkin de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre muhtar, belediye başkanı ve belediye meclisi seçilme yaşı 18'e düşürülüyor.